Size iki anımı anlatıp başlamak istiyorum. Amerika'da 1995 yılında Denver'da yaşıyordum. Kayak yaparken yan bağlarım koptu. Bacağımda bir kas, kıpırdatamıyorum. Kar, kış, kıyamet, postaneye gitmem lazım. Gittim. Ama yolda düştüm. Bacağımı kıvıramadığım için buzda kalkmam mümkün değil. Yardım istedim. Kimse yardım etmedi. Sonra birisi dedi ki, sizin için ancak ambulans çağırabilirim. Sahiden bekledim. Kimse elimi tutmadı. Kalkamadım. Ve buzun üstünde 5 dakika sonra ambulansla gelen sağlıkçılar beni kaldırdı. Bu bir. İki, yaz havuza giriyoruz. Tramplen var. Bir küçük kız çocuğu tramplenin üzerinde yürüdü. Ayağı kaydı. Düştü. Düşerken de çenesini havuzun kenarına vurdu. Kanlar içinde suya batıp çıkıyor. Atladım suya kurtarmak için. Peşinden arkadaşım atladı. Sakın ha dedi, dokunma. Bir şey olursa senden. Sahiden bir süre sonra can kurtaran geldi. O atladı ve çıkardı. Niye anlattım bunları? Bunlar çağdaş dünyada, Amerika'da 20. yüzyılın sonunda yaşadığım iki şey. Ama biz 19. yüzyıl Anadolu'sunda neler yaşanıyor, onu anlatalım diye yaptım bu girişi. 19. yüzyıl Anadolu'su. Çağdaş dünyanın insana yardım etmediği ya da yardım etmekten çekindiği çağdaş dünyanın tam tersi görüntülerle karşımızda. Bursa, Haffaflar yani Ayakkabıcılar Çarşısı ve burada bir örgüt. Gurebehane-i Laklakan. Yani garip, kimsesiz, sakat, uçamayan leylekler için bir hayır örgütü. Buradaki sakat leylekler bu örgüt tarafından bakılıyor. Çünkü onlar hacı leylek. Her sene Mekke'ye gidip geldiğine inandığımız hacı leylekler bunlar. Ve onlar için bir örgüt. Ve Sivas Çarşısı. Sivas Çarşısı'nın iki dükkanının geliri sakat leylekler, yaşlanmış uçamayan kargalar, kediler, köpekler, kuşların bakımı için ayrılıyor. Ve İstanbul Beyazıt Camii 30 altın ödenekli sakat hayvan bakım yerleri. İşte biz böyle bir kültürün uzantısıyız. Peki bu girizgah niye? Kuşlar için. Kuşlar bizim için çokça önemli. Anadolu'da, Türk kültüründe çokça önemli. Niye önemli? İster dinleyin. Yani isterseniz Nuh tufanından sonra tufanın bittiğini ağzında getirdiği yeşil dalla anlatan güvercinden deyin. İster Şahin'den kaçıp peygamberin kucağına oturup orada yumurtlayan güvercinden. İster güvercin hu hu der. Yani Allah der dediğimiz güvercinden. İster İsa'nın güvercin kılığında göğe yükselmesinden. İster Ahmet Yesevi'nin turna donunda, Hacı Bektaş'ın güvercin donunda insanlara görünmesinden. Ya da kültürümüzden. Türk hükümdarlarının Türk mitolojisine göre kartal yuvasında doğduğu düşüncesinden. Ya da kartal tüylü başlıkları. Ya da Selçuklu'nun çift başlı kartalından ya da bayraklara sembol olan kartallardan. İster dinden deyin, ister kültürden deyin, kuşlar bizim için önemli. Tıpkı şu Kızılderili bebeğin başındaki tüy gibi Türk hakanları kartal tüyü takardı. Çünkü kartal göğe yükselebilen, gök tanrı ile ilişki kurabilen bir hayvandı. Ya da şamanlar. Mutlaka kartal tüylü giysilerle dans ederler. Gök Tanrı'ya o şekilde ulaşabilirler. Ya da devlet kuşu. Hani milli piyangonun talih kuşu. Hikayeyi bilirsiniz. Türkler beysiz kaldığında, hükümdarsız kaldığında Zümrüt-ü Anka Kaf Dağı'ndan havalanır. Onun gölgesi hangi boyun çadırının üzerine düşerse o boydan çıkar hükümdar. Yani
O boyun başına devlet kuşu konur. Yani ister din, ister kültür bizim için çokça önemlidir kuşlar. Kuşlar gayet duygusal ya da günlük yaşantımızda da önemlidir. Kumru, çifte kumrular gibi deriz, aşkın sembolüdür. Güvercin haberdir. Baykuş kimilerine göre bilgelik, kimilerine göre ölümdür. Ama kırlangıçlar bir nazar boncuğu gibidir. Eğer evinize bir kırlangıç yuva yapmışsa İstanbul'da şöyle inanılırdı: o ev yanmaz. Yani yangınlardan korur sizi kırlangıçlar. Şimdi böylesine uzun bir girizgahtan sonra gelelim asıl konumuza. Yani kuş evlerine. Yanımda hemen masada olan kuş evlerine. Kuş bizim için bu kadar önemliyse tabii onları düşünmemiz lazım. Kuş evleri yapmamız lazım. Bakıyoruz Anadolu'da 14. 15. yüzyıla kadar uzanan kuş evleri var. Kuş evi mimarisi var. Bu kuş evlerini ister hemen yakınımızdaki Çekmece Köprüsü'nde görebilirsiniz, ister Eyüp Sultan'da, Süleymaniye'de, ister Bağdat Caddesi'nde bir binanın köşesinde, isterseniz Anıtkabir'de. Yani 1300'lerden 1400'lerden 21. yüzyıla kadar bir kuş kültürünün, kuşa saygı kültürünün uzantısı kuş evleri var. Günümüz çevreciliğin, insan haklarının, hayvan haklarının, doğanın korunması için pek çok örgütlenmenin olduğu bir dönem. Ağaçlar kesilmesin diye eylemler yapıyoruz. Yaylalar bozulmasın diye eylemler yapıyoruz. Kuş cennetlerine zarar gelmesin diye eylemler yapıyoruz. Dolayısıyla bizim bu çağdaş dünyada farklı bir bakış açısıyla bugünün kuş evlerini yapmamız lazım. Hani bugünün kuş evleri? İkinci Beyazıt'ın, Fatih'in, 19. yüzyıl Osmanlısı'nın yaptığı kuş evleri, kuş sarayları, kuş camileri varken, biz doğaya, çevreye bu kadar saygılıyken günümüzde hani günümüzün kuş evleri? O kuşlar ev bulamazsa ne yapar biliyor musunuz? Siz hiç fedai güvercin duydunuz mu? Fedai güvercin yaşanmayan metruk evlerin camlarına bir kamikaze gibi dalış yapar. Yani evin camını kırar ki dışarıda soğukta kalmış öbür güvercinler içeri girsin, kışı geçirsin diye. Fedai güvercine ne olur? Çoğunlukla. Ama bir güvercin diğer güvercinleri korumak için canını vermeyi göze almışsa biz günümüzün kuş evlerini yapmalıyız. Biz bu sene okulumuzda kuş evleri projesini bu tarihsel, dinsel, kültürel basamakların en üstü diye düşündük. Günümüzün kuş evlerini yapalım. Bunları yaparken becerilerimiz gelişsin. Bu kültürü öğrenelim ve kendimizden başkası için, başka canlılar için, kuşlar için bir şeyler yapıp biraz daha sahiden insan olalım istedik. Barış güvercinleri uçuruyoruz. Barış gelsin diye. Ya da sevap diye eskiden İstanbul'da şu tekerlemeyle uçurulurdu kuşlar. Azat, mezat, cennette beni gözet. O barış güvercinlerini uçurduk. Sevap olsun diye, özgürlüğüne kavuşsun diye kuşları uçurduk da o kuşlar nereye konacak? O kuşlar nerede kışı geçirecek? Hadi biz bugünün kuş evlerine.